Killeri makineye atayım. Herhalde fakirlere verirler ha? Burası çok havası kalmış. Ben şu pencereleri açayım. Ne işiniz var sizin burada? Ne yapıyorsunuz bu odada? Odayı temizleyeceğiz Macide Hanım. Ne temizliği ya? Kim söyledi size? Meral söyledi değil mi? Harika'nın eşyalarını alın atın dedi değil mi? Yok o öyle bir şey demedi de böyle durmasın diye biz... İzin vermiyorum ben bu odada temizlik yapılmasına. Kızım ver şunu bana. Kızımın son giydiği pijama bunlar. Bu yıkanır mı ya? Bunun üstünde kızımın kokusu duruyor benim. Çıkın dışarı. Defolun. Macide Hanım odanın temizlenmesi gerekiyor. Gerekmiyor. Bu odada kızımın kokusu var diyorum. Onu yok etmenize izin vermeyeceğim. Çık dışarı. Ne oluyor burada Macide? Ne oluyor Allah'ını seversen? Bu gerizekalılar odayı temizlemeye kalkmış. Gerizekalı deme. Ejder Bey bakın oda çok havasız. Ayrıca kirliler. Kirli demek. Kirli değil onlar. O eşyaların üstünde kızımın kokusu var diyorum. Niye anlamıyorsunuz ya? Macideciğim şimdi herkes seni anlamaya çalışıyor. Anlamaya gayret ediyoruz tabi de. 2-3 parça eşya için acaba çok şey yapmasak mı? Sen ne anlarsın be? Baksana en son bıraktığı gibi kalmış. Her şey yerinde duruyor. Elbiselerini almış, yatağın üstüne atmış. Hep öyle yapardı. Ne giyeceğine bir türlü karar veremezdi. Anne gel bak hangisini giyeyim diye bana sorardı. Ben onun sesini bir daha duyamayacağım ki. Çıkın dışarı. Bir daha burada temizlik yapmanıza izin vermiyorum anladınız mı? Çıkın dışarı defol. Defolun. Kızlar bu durum beni de aşıyor. Dolayısıyla siz tatlı tatlı... Çıkın dışarı defol. Defol. İtmeyin Macide Hanım ha. İtme kızı itme. Niye itiyorsun kız? Ya tamam. Anlıyorum acısı var. Evladını kaybetti. Ama niye hıncını bizden alıyor ki?